Scroll.com.tr'den herkese merhabalar, ben Ender Yıldız. Bugün yine yeni bir kutu açılımıyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konuğu Casper'ın yeni akıllı telefonu Via V10 olacak. Kutuyu açmadan önce dikkatimizi çeken ilk farklılık Casper'ın kutulamada yaptığı değişiklik. Daha önceki modelleri hatırlıyorsunuz, plastik kutuda gelmekteydi. V10'la beraber bu kutu kağıt kutuya dönmüş. Geri dönüşümlü bir kağıt olduğu için daha çevreci olduğunu söyleyebiliriz. Vakit kaybetmeden kutuyu açalım. Kutu biraz da çikolata kutusu da benziyor. Bayram geliyor zaten. İsterseniz alırsınız çikolata diye. Hediye de edilebilir. Üst tarafta hemen akıllı telefonun kendisini görmekteyiz. Poşet içerisinde. Kaldırıp bunu bir kenara koyalım. Sonra zaten telefona detaylıca geleceğiz. Kutu içeriğindeki diğer şeylere bakacak olursak. Dikiş setine benzeyen bir şey var. Bu neymiş? Şaşırdım açıkçası. Evet, sim kartın kızağını açmak için gerekli olan aparatımız. Devam edelim. Beyaz renkli kulaklığımız, USB şarj ve data kablomuz, şunu da alalım, prizimiz tabii ki de, kulaklığın farklı boyutlardaki silikon başlıkları. Sol tarafa gelince alışık olduğumuz üzere Casper'ın diğer telefonlarından da ön ekran için koruyucu cam filmi, garanti vesaire kitapçıkları, buraya daha detaylı kullanım için gerekli olan kullanım kılavuzu. Bu tarafta gördüğümüz son şeylerse telefonun plastik arka kapağı, kılıfı da diyebiliriz. Ve IMEI'sinin olduğu şeyler, bunu size göstermeyeyim. Telefonumuz burada, hemen telefona geri dönelim. Kutudan çıkarıyoruz, poşetinden çıkarıyoruz daha doğrusu. Telefon beyaz renkli Casper Via V10. Bir de siyah rengi var ama bize beyaz rengini göndermişler. Ön ve arka tarafı Gorilla Glass 3, ondan hemen belirtelim. Arkasından da zaten anlaşılabiliyor rahat bir şekilde. Arkadaşlar, Via V10'un en büyük özelliği inceliği, tam 5.1 mm kalınlığa sahip. Bu da piyasadaki en ince akıllı telefonlardan biri olduğu anlamına gelmekte. Ve 4G uyumlu da en ince akıllı telefon olduğunu da söyleyebiliriz. Gövdemiz ve çerçevemiz alüminyum. Bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Hem dokununca hem de hissiyattan. Şöyle ufak da bir eğilme testi yapalım ki sonuçta ince bir telefon. Cebe koyduğunuzda eğilir mi, yamulur mu, eder mi diye düşünebilirsiniz doğal olarak. Şöyle biraz zorlayınca pek de açıkçası eğilip kırılıp patlayacak bir telefon gibi gözükmüyor. Teknik özelliklerden hızlıca bahsedelim isterseniz. Casper'ın Via V10 modelinde Snapdragon 410 işlemci yer almakta. 1.2 GHz hızında çalışan 64 bit bir işlemci, sizlerin de bildiği gibi 2 GB sistem belleği var. Bununla beraber 16 GB depolamamız var. Ama depolamadan bahsetmişken microSD kart seçeneğinin olmadığını belirtmemiz gerek. Yani 16 GB ise 16'da kalacak bu model. Kullanılabilir alanda kullanıcıya bırakılan, yaklaşık 12 GB civarında. Kameralarla devam edelim. Arka tarafta şöyle yaklaştırayım, 8 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Hemen yanında LED flash'ımız yer almakta. Ön tarafta da 5 megapiksellik selfie kameramız var. Selfie kameramız geniş açı, 87 derecelik görüş açısına sahip. Aynı zamanda panoramik selfie çekmenize olanak sağlıyor. Bunun dışında cihazın sağında solunda buton düğmelere baktığımızda sol tarafta ses açma kapama düğmelerini görüyoruz. Sağ tarafta güç düğmesi, hemen üstünde microSD kart SIM kart yuvamız var. Alt tarafa geldiğimizde kulaklık girişi hemen burada. Hemen yanında da microUSB bağlantısını görüyoruz. Telefonu çalıştırdık, hemen hızlıca bir içerisine bakalım. Telefonda bu arada arkadaşlar Android 5.02 işletim sistemi yer almakta. Casper'a sorduk, 5.1 alacak mı? Yakın zamanda alacağını söylediler. Daha sonraki güncellemeler için ise şu anda beklememiz gerekecek. Yani Android M6.0 Marshmallow alıp almayacağı şu anda belli değil. Şu anda bana tabii kurulum yaptıracak. Kurulumdan önce dikkat çeken ayrı bir şey de telefonda sanal butonlar var. Yani herhangi bir kapasitif buton yok alt tarafında. Alt taraftaki, üst taraftaki boşluğa baktığımızda belki alt tarafa konulabilirmiş diye düşünebiliriz. Hemen şurada hızlıca bir menülerini size göstermek istiyorum. Yalandan bir kurulum yaptık. Hiçbir şey de yazmadık ama kurulumu tamamladık. Evet, bu arayüz arkadaşlar sizlere de tanıdık geldi. Bizim Casper'ın Via V9 modelinde de V8'de de gördüğümüz arayüzün devamı. Aynı arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Uygulama çekmecesi, yani launcher'ımız yok. Her şey ana ekrana gelmekte. Burada yine klasörler içerisinde görebiliyoruz uygulamaları. Hemen bir ayarlar sekmesine geleyim. Burada kahve rengi bastık. Bu arada telefonda 2000 mAh kapasiteli pil olduğunu da söyleyelim. 4.8 inç boyutunda ekrana ve 5.1 mm kalınlığı göz önünde bulundurduğumuzda bu değerin oldukça makul olduğunu da söylemek mümkün. Hemen aşağıda işletim sistemi cihazla ilgili ayarlara bakalım hakkında. Evet, Android 5.02 burada da görmüş olduk. Şöyle tıklayınca da bize bir lollipop ikonunu göstersin.
Telefonun genel olarak inceliğiyle öne çıktığını söyleyebilirim. Platform olarak giriş seviyesi bir platformla karşı karşıyayız. Snapdragon 410 zaten birçok modelde gördük. Performansını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Ama bu model biraz daha tasarıma, şıklığa, zarafete önem verenler için düşünülmüş bir model. Zaten ön ve arka tarafının cam olması da bunu destekler nitelikte. Cam telefonların yani marka model bağımsız olarak çift taraflı camların daha premium bir hava oluşturduğunu söyleyebilirim genel olarak elde tutuşta olsun, görünüş anlamında olsun. Ve onu da bu trendi devam ettiriyor. Biz genel olarak telefonu beğendiğimizi söyleyebiliriz. Tabii detaylı performans testlerini, kamera testlerinizi video incelememizde gerçekleştireceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.